Herkese merhaba. Bugün sizin için okula dönüş makyajı, saçı, kısacası benimle hazırlama videosu çekeceğim. Biliyorum aslında birazcık hüzünlü bir durum. Eylül geldi, okullar açılıyor, ders stresi, okul stresi falan ama yapacak bir şey yok. Mecburuz. Benim okulum geçen sene bitti. Bu sene de iş hayatına hazırlık dönemleri başlayacak benim için. Bu arada lise hakkında, lisenin ilk günü hakkında bir video çekmem için çok fazla mesaj aldım. Bu makyajı yaparken aynı zamanda bu konuda da sohbet edebiliriz diye düşünüyorum. Bir an önce makyaja başlayalım. Daha sonra da saç modelini paylaşacağım sizinle. Bu videoda her zaman olduğu gibi uygun fiyatlı ürünler kullandım. Hepinizin ulaşabileceği ürünler kullandım. Lisede de, üniversitede de kullanabileceğiniz bir makyaj hazırlayacağım. Öncelikle cildimi nemlendirmekle başlıyorum. Neutrogena'nın bu yağsız nemlendiricisini kullanacağım. Makyajdan önce çok güzel oluyor çünkü çok çabuk emiliyor. Lisenin, benim için lisenin ilk günü çok heyecanlı ve stresli geçmişti aslında. Ama bir açıdan şanslıydım. Aynı mahallede oturduğum bir kız arkadaşım vardı. Çok samimi değildik ama tanışıyorduk. Onunla aynı okula, hatta aynı sınıfa düşmüştük. Gazi Anadolu Lisesi'nde okudum bu arada ben. O yüzden ilk gün onunla birlikteydim. Hatta bir tane de dershaneden sınıf arkadaşım vardı. Onunla da aynı okula düştük. O yüzden benim için aslında çok sıkıntılı geçmedi ilk gün. Çünkü arkadaşım vardı zaten, tanıdığım. Hiç heyecanlanmayın, gerilmeyin. Herkes sizin orada aynı psikolojiyi paylaşıyor. Herkes tek başına, herkes yalnız, herkes arkadaş arama peşine düşüyor. Bu arada ilk tanıştığınız gün ben Garnier'in BB kremini kullanıyorum. BB krem uygun olacaktır bence okul için. Okulun ilk günü tanıştığınız kişi genellikle en yakın arkadaşınız olmayacaktır. Benim bugüne kadar ilkokulda da, lisede de hep aynı şey başıma geldi. Okulun ilk günü tanıştığım hiç kimseyle arkadaşlığım devam etmedi. Küs olmadık ama yakın arkadaş olmadık. Bilmiyorum neden. Çünkü ilk gün size en yakın kimi gördüyseniz tutunuyorsunuz yalnız kalmamak için. Yine öyle yapmanızı öneririm. Konuşmaya, iletişime açık olmanızı öneririm. Makyajı da sakın abartmayın. Yani bizim dönemimizde tabii ki makyaj falan kesinlikle yasaktı. Şu an yapılıyor diye biliyorum makyaj. Çok sade, sadece kusurlarınızı kapattığınız, güzelliğinizi ön plana çıkardığınız, çok hafif, belli belirsiz bir makyaj yapmanızı öneririm. Bir BB krem, belki çok hafif bir maskara, kirpiklerinizi belirginleştirip, renkli bir nemlendirici, dudak nemlendiricisi bence yeterli olacaktır. Şimdi kapatıcı uygulayacağım. Yine böyle Garnier'in çok hafif bir gözaltı kapatıcısı var. Bu aynı zamanda morlukları da nötrleyen bir kapatıcı. Çok severek kullanıyorum ben. Tabii ki çok mor gözaltlarınızı kapatmayacak ama yaşınız için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada liseyle ilgili size en büyük tavsiyem sanırım şu olur. Transparan bir pudrayla tüm cildimi sabitliyorum. Kesinlikle ilk gün üst sınıflardan birini gözünüze kestirip aşkından yanıp tutuşuyormuş havalarına girmemenizi öneririm. Lise hayatım gerçekten mükemmel geçti. 4 sene demeyeyim ya, 2 sene falan aşıktım o şahısa. Ama çok saçma bir şeydi. Sadece görüyorsunuz ve aşık oluyorsunuz. O yüzden kendinizi birazcık böyle geri çekin. İlk gördüğünüz yakışıklı çocuğa aşık olmayın, vurulmayın. Hiç gerek yok. Lise hayatınızı dolu dolu arkadaşlarınızla gezerek, eğlenerek geçirin. Aşk acısı çekmeye hiç gerek yok. Emin olun o zaten aşk falan değil yani. Daha sonra böyle anlayacaksınız. H&M'in kontür paletini kullanacağım. Tabii ki kontür yapmayacağım. Çok hafif, şöyle bronz renklerle yanaklarıma boyut vereceğim. İlk gün zaten yanınızda bir şey götürmenize falan gerek yok. Hani liseye ilk başlayanlar heyecanlıdır. Ne yapacağım, nasıl gideceğim okula, çanta götürmeli miyim falan. Günlük dışarı nasıl çıkıyorsanız öyle gidin bence. Yanınıza bir not defteri küçük, bir de kağıt almanız yeterli olacaktır. Sakın hocalara kaç ortalı defter alalım, kareli mi çizgili bir defter alalım diye sormayın. Bizim lise 1'e ilk başladığımız gün bu tip bir şey başımıza geldi ve çok komik olmuştu gerçekten. İstediğiniz defteri, istediğiniz büyüklükte, küçüklükte, kareli, çizgili istediğiniz defteri kullanabilirsiniz. Tükenmez kalem kullanabilirsiniz.
Bunların hiçbiri bir problem değilse de. Şimdi gözlerime geçiyorum. Essence'in paletini kullanacağım. Bu paleti çok fazla kullanmış olabilirim ama bu makyaja gerçekten en uygun palet bu olacak elimde. Pigmentasyonu çok yüksek olmayan. Önce şu ten rengi farı alacağım. Göz kapaklarıma uygulayacağım. Başka liseyle ilgili ne önerebilirim? Şimdi az önceki kontür paletimde kullandığım şu kahverengini alıyorum ve gözlerime çok belli belirsiz bir gölge veriyorum. Daha sonra kaş altlarımı birazcık aydınlatabilirim. Şöyle kirpik diplerime çok hafif kahverengi göz kapağıma uyguladığım kahverengi farla geçeceğim. Orayı birazcık belirginleştireceğim. Kaşlarımı tarıyorum. Kaşlarım şu an çok garip. Çünkü çok uzun süredir aldırmıyorum. O yüzden doldursam da tarasam da hiçbir şey değişmiyor. Hala çok kötü görünüyorlar. Kirpik diplerimi belirginleştireceğim. Mutun siyah göz kalemini kullanıyorum bunun için. Şöyle göz kapaklarımı hafif aydınlık bir farla, şu olabilir mesela, aydınlatacağım. Çok az ama kullanacağım bunu. Şimdi maskara uyguluyorum. Maskara olarak Maybelline'in Push Up Dramasını kullanacağım. Çok fazla uygulamayacağım. Sadece belirginleştireceğim kirpiklerimi. Bu arada bu maskara ile ilgili düşüncelerimi videomda mutlaka anlatacağım, bahsedeceğim. Bekleyin, beklemede kalın. Ben böyle lise yaşlarımda parıl parıl, ışıldayan ciltleri çok seviyorum. O yüzden krem ürünler kullanacağım. İlk olarak H&M'in Hot Pink Pure Velvet Cream Blusher'larından Hot Pink rengini, şöyle bir pembe kullanacağım. Elmacıklarımı çıkartıp. Aldığımı uyguladım. Şimdi aydınlatıcı kullanacağım. Aydınlatıcı olarak Flormar'ın Radiant Pink aydınlatıcısını kullanacağım. Bunu elmacık kemiklerime uyguluyorum. Birazcık da Sleek paletimdeki şu krem aydınlatıcıyı kullanacağım. Bu aydınlık bence yeterli. Krem ürünler kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır. Cildinize daha güzel oturacak. Belli olmayacak. Sanki kendi cildiniz gibi duracak. O yüzden çok daha tercih etmenizi önereceğim bir yöntem. Şimdi ruja geçiyorum. Öncelikle Flormar'ın... Ben niye Flormar'a Flormam diyorum? Flormar'ın 202 numaralı bütün rujlarla oynadığı için sürekli bunu kullanıyorum. Kalemini kullanacağım. Günlük kullandığınız gibi dudak çizgisinin dışından falan kullanmayın bence. Wet n Wild'ın E904B Rosebud rujunu hafifçe uygulayacağım. Ve üzerinden Maybelline'in Baby Lips ile geçeceğim. Hop. Ve makyajım hazır. Şimdi hemen saç videosuna geçelim. Saçlarımı bir tık daha yandan ayıracağım. Şimdi öncelikle şu tarafımı örüyorum. Sadece
bir sıra balık sırtı gibi yapacağım. Daha sonra normal şekilde örüyorum. Sadece burayı balık sırtı yaptım, gördünüz. Şimdi örgülerimi açabildiğim kadar çok açacağım. Matkap çalışıyor sanırım şu an. Bu video her an sessiz videoya dönüşebilir. Şimdi şuradan tokalayacağım. Ter tokayla. Ve saçın bu tarafını da aynı şekilde örüyorum. Bunu da tokalıyorum. Ve saçlarım da bitti. Makyajım, saçım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım okulun ilk günü hepiniz için çok güzel geçer ve çok güzel bir lise hayatı yaşarsınız. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.